Evet, Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahsanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz eğer hemen KJ'de yer alan sosyal medya iletişim numaralarımıza ve WhatsApp hesap adresimize yazabilir, programımıza destek olabilir, görmediğimizi bize sunabilirsiniz diyelim. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, nasılsınız? Elhamdülillah, siz de iyisiniz. Eyvallah. ABD seçimlerini konuşacağız. Sonra depremi konuşacağız. Ama öncesinde kendimizden bir şeyi konuşalım ki ülkemizi etkileyen doğrudan, herkesin hayatını etkileyen bir şeyi konuşalım. Deprem etkilemiyor, etkiliyor tabii ama doğrudan Kars'ın Kağızman'ından Edirne'nin İpsalası'na kadar herkesi etkileyecek bir bölüm var. Ney? Covid-19 ile ilgili bazı tedbirler yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devreye sokuldu. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve önerileri doğrultusunda incelendi. Bakanlıkların da onayı sonrasında Cumhurbaşkanımız dün açıklama yaptı. Akit'in sürmanşetini verelim. Erdoğan yeni salgın tedbirlerini ve depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı. Kafe ve berberler 22.00'da kısıtlanma kararı getirildi. İngiltere neredeyse full kısıtlamaya başladı tamamen. Fransa benzeri bir şekilde 9'dan sonra kısıtlamaya başladı. Biz berberler ve kafeler diyoruz ama bu kapsam geniş aslında. Başka alanlar da var. Lokantalar vesaire de var. Tabii evet. Temel hak ve özgürlükler böyle kısıtlanıyor. Artık kafeye bile akşamlara gidemez hale gelecek. Siz İngiltere'de, Fransa'da başladı deyince onu bir anlamda önüne almış oldunuz. Halbuki İngiltere'yi, Fransa'yı anlatmasaydınız, hatırlatmasaydınız çok daha rahat. Bizim solcular artık kafeye de gitmek yasak. Akşam 22'den sonra da olsa bir kafesi kalmıştı. Cadılar Bayramı'nı nasıl kutlayacaklar mesela? Gibi öyle bir algı oluşturacaklar. Tabii bana göre biraz geç kalmış bir karar. Sonuçta akşam 22'den sonra, akşam 20'den 21'den sonra insanların kafeye gitmesi diye bir sorun, gitmesi mi gitmemesi mi diye bir sorunun hiç olmaması, hiç tartışılmaması bile gerekir bence. Fabrikaları anlarım, üretim yapmanız gerekir. Ekonominizin dönmesi, çarkların dönmesi gerekir. Ama geldiğimiz noktada lokantanın açık kalması, kafenin açık kalması akşamleyin saat 24'e kadar veya diğer saatlere kadar veyahut da sinemaydı, tiyatroydu. Hatırlayın solcu medya organlarında camiler niçin açılmak üzere hazırlık yapılıyor denildiği günlerde aynı günlerin içinde tiyatrolar niye kapalı diye haber üstüne haber yapılıyordu. Yakın tarihte de bunu devam ettirdiler. Ama ve lakin işte tiyatro sonuç itibariyle ne yaparsınız? Belki 150 kişi, 200 kişi gelip orada kendi kafasını biraz dağıtır. Topu topu toplasanız İstanbul'da kaç tane böyle gidebileceğiniz tiyatro vardır? 4 tanedir, 5 tanedir. 600 kişiye hitap eden bir konu. Cami dediğiniz zaman tüm 83 milyonu ilgilendiren, en ücra köşedeki, köydeki camiyi de ilgilendiren bir konu. O noktada efendim camiler kapalı kalsın. Yani bütün Türkiye'yi ilgilendiren konularda onlar kapalı kalsın. İstanbul'da yoğun bir koronavirüs olsa bile İstanbul'a özgü bir karar almayın. Camilerin tamamını ta Hakkari'deki camiyi bile kapatın veya ibadete açmayın diye algı oluşturanlar tiyatro söz konusu olduğu zaman, kafe söz konusu olduğu zaman, lokanta, bar, pavyon söz konusu olduğu zaman hemen kafayı çıkartıyorlar. Temel hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorlar. Belki daha şu an itibariyle gazeteler o noktadaki yayına fırsat bulamadılar. İzmir depremi, Amerikan seçimleri var. Ama yarından itibaren benim bu söylediğim algıyı mutlaka ki mutlaka kafa yapıları çünkü bu oluşturmaya çalışacaklar. Ama bizim buradan belki vatandaşlarımıza nacizane şu tavsiyemiz olsun. İstanbul'da Sağlık Bakanı büyük bir gayretle mücadelesini veriyor, artı çırpınıyor, vakalar artıyor diyor, yoğun bakımdaki hasta sayımız artıyor diyor. Dolayısıyla biraz daha fazla tedbir, biraz daha fazla tedbir diyor ama bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı o otobüs seferleri noktasında bir adım atmışlığı söz konusu değil. Çıkıp da bir açıklama yaptıkları yok. Ya kardeşim otobüs seferleri eski tarihlerde, korona olmayan dönemlerde şu kadardı. Şimdi biz bu seferlerin üzerine
üzerine şu kadar daha koyduk. Şu feragatlarda bulunuyoruz. Şu kadar otobüs satın aldık yeni ve devamında da şu kadar şoför aldık ve hizmetimizi şu şekilde devam ettiriyoruz diye bir açıklamaları yok. Ama ne var işte, geçtiğimiz dönemlerde İzmir'den örnek verdik. Belediye binasının kolonlarına geylerin, lezbiyenlerin renklerini boyadık. İyi halt ettiniz. Ne oldu? Korudu mu o boyalar, o renkler? 200 bin lira, 300 bin lira da para verilmiş kamu bütçesinden. Ne oldu? İzmir'de deprem oldu. Şimdi farkına vardılar ki o 200 bin, 300 bin lira daha 5 ay önce para verip boyadıkları bina çürükmüş, içine girilemez noktadaymış. Ya tümüyle yıkıp yeniden yapacaklar veyahut da güçlendirme noktasında büyük bir çaba sarf edilecek. Dolayısıyla hizmetler noktasında mutlaka insanlarımızın doğru teşhisleri, doğru tespitleri yapması lazım. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı kararlara da insanlarımızın hem kendi sağlıkları açısından hem de başkalarının sağlıkları açısından. Bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel bir hatırlatması var. Ya sen kendin hasta olabilirsin, sen kendi hastalığını önemsemiyor olabilirsin. Ya bana bir şey olmaz vesaire şeklindeki bir algıyla, bu da doğru değil. Çünkü canlar bize emanettir. Allah'ın verdiği emanete hiyanet edemezsiniz. Ama belki çok daha önemli olan şey şu. Ben hastayım, çıkayım dolaşayım etrafta hasta olduğumu bildiğim halde 3 kişiye 5 kişiye bulaştırdığınız zaman onlara bir anlamda onların ölümüne sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Aynen yolda hız yapıp 80 ile gidilecek bir yerde 100-120 kilometre hızla gidip önünüze çıkan bir yaya veya bir araca çarparak onların içindeki insanların ölümüne sebebiyet verdiğiniz gibi aynen birebir, belki çok daha ağır bir şekilde, çünkü o kusurlu cinayetlerin de kendi içinde ayrı ayrı başlıkları var. Bilinçli taksir diyoruz veyahut da sıradan bir taksir diyoruz. Eğer siz o hızla gittiğiniz takdirde önünüze çıkacak bir araca çarpacağınızı tahmin edebiliyorsanız, öngörebiliyorsanız, bunu bilinçli taksir olarak değerlendiriliyor. Şimdi sen koronaysan, teşhisi de yapıldıysa, tamam kardeşim sen pozitifsin denildiyse, ondan sonra çıkıp da çarşı pazar dolaşmak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yaptığı açıklamaya göre resmen başkasını öldürmeye teşebbüsle eşdeğer diyor. Bunun eşdeğer günahını düşünün diyor. Dolayısıyla insanlarımız şu belki 3 ay, 5 ay, 6 ay daha bu sıkıntılı günleri geçireceğiz. Ondan sonra inşallah tekrar ilkbahar döneminde ben umut ediyorum ki, en azından tabii umut edelim, dua edelim o noktada. Bu koronavirüs vakaları azalacaktır. Dolayısıyla tedbirli olalım, hem kendi canımız için hem de başkalarının canları için. Şimdi mesela sizin Ali Bey, bu tıbbi bir konuda bir yetkinliğiniz var mı? Yok. Yok, benim yok. Okudum. Ama bizim mantık dahilinde şu kararı yorumluyoruz. Ne dediniz? Bence geç kalınmış bir karar dediniz. Niye? Şu açıdan geç kalınmış. Mesela tiyatro 22'den sonra. Yani tiyatro dün, yani bu karardan bir gün önce tiyatroyu 19.00'da kapatmanın 22 çift sıfırla kapatma arasında değil bir farkı hiç var mı? Açık olmasının bir manası yok. Ya. Sinemalar, şeyler artık yok. Televizyondan, ama internetten bunlar seyrediliyor. Evet, sizin ama şöyle bir derdiniz de yok. Yani biz diyoruz ki kardeşim, ibadet Allah'la baş başa kalma, bunun toplu olarak yapılması, bir motivasyon olması gerekir. Ali Bey, tiyatroda otur evinde seyret onun, yani. Onun da ötesinde lüzumluysa, zaruri ise İbadet ihtiyacı da evde giderilir ki giderildi. Yapıldı. Bakın bu ülkede yani cuma namazları dahi biz bir vakit namazı saf dolduramıyoruz sabah namazını. Camiye gidiyoruz, görüyoruz. Ama cuma namazlarını hınca hınç dolduran bir millet olduğumuz halde cuma namazını dahi durdurduk. Evlerde yerine öğle namazı kılındı. Evde öğle namazı kılındı. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Bu konuda muazzam bir yetkinliğimiz olmadığı halde, mesela ben bu sabah gelmeden önce şu haberi alırken Türk Tabipler Birliği'nin web sitesine girdim. Tavsiye niteliğinde bir şey aradım ya. Yani hükümete küfretme dışında.
Sağlık Bakanlığı ile ilgili iftiraları sıralama dışında, yalan yanlış bir sürü şeyi sıralama dışında, her gün ölüyoruz şeklindeki açıklamalar dışında, tavsiye niteliğinde, ya bu adamlar bilim adamı değil mi? Bu adamlar bakkal, manav, pazarcıdan mı oluşuyor? Hayır, doktorlardan oluşuyorlar bunlar da. Tavsiye niteliğinde bizim önerimiz şudur. Saat 11:00'da şunu kapatın. 12 ile 1 arası bunu kapatın. Saat 4'te bunu kapatın gibi bir tavsiye yok. Bir rapor hazırlamışlar sürekli konuştuğumuz. HDP bizi ziyaret etti, biz CHP'yi ziyarete gittik. Selahattin Demirtaş'a özgürlük, evde maske nasıl yapılır? Bu, başka hiçbir şey yok bu adamların. Maalesef yani siyaseti artık o meslek odalarının içerisine sokmuşlar ve o yönde de yürüyorlar. Ben beklerim ki Türk Tabipleri Birliği bu konuda sağlık noktasında tıbbi olarak, ilmi olarak kardeşim şu şöyledir, maske gereklidir, gereksizdir. Şu 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 durumlarda gereklidir, zorunludur, %100'dür. Ama şu 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 durumlarda %80'dir, %70'dir. Bunun bir çizelgesini çıkarsın. Herkes de ona itibar etsin. Ama Türk Tabipleri Birliği ne yapıyor? İşte savaş halk sağlığı sorunudur diyor. Kardeşim seni ne ilgilendirir? Afrin'e yapılacak operasyon. Eğer Afrin'e yapılacak operasyon seni ilgilendiriyorsa o zaman sen Türk Tabipleri Birliği değil ya işte askeri veya sivil savunma veya bir başka veyahut da HDP'nin iz düşümü şeklinde bir ayrı bir kuruluş kur. Orada yap siyasetini. Ama kalkıp da hem Türk Tabipleri Birliği'yim ben diyeceksin. Ondan sonra da Afrin'e yapılan operasyon hakkında görüş açıklayacaksın. Veyahut da Libya'ya giden askeri varlığımız noktasında laflar söyleyeceksiniz. Dolayısıyla bunların hepsinin artık bu dakikadan sonra barolar çatısı altında merkezi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bir inisiyatif aldı ve bir kanun değişikliği yaptı. İstanbul'da ikinci baro kuruldu. Artık biz birinci baronun bir şekilde o asma kesme açıklamalarını artık görmüyoruz diyebilirim. İstanbul açısından söylüyorum. Ama İzmir'deki hala devam ediyor. Ankara'daki kısmen devam ediyor. Diğer illerdekiler kısmen devam ediyorlar. Diğer illerde de benzer şekilde ikinci barolar alternatif olarak birbirine rakip olacak şekilde barolar kurulduğu takdirde bu şekildeki siyasi söylemler de azalacaktır. Bakın vakit iddianın yetmedi. Tam aksine. Vakit yetmedi. Dün Cumhuriyet'teydi. Aslında konuşacaktık da orta sıralarda bir yerdeydi. Ancak şu canlı yayınlar sebebiyle vakit yetmedi. Mesela Cumhuriyet dün şey diyordu. Ankara'da ikinci baro çalışmalarıyla ilgili adliyelere standlar kuruldu. Şeylere, avukatlara imza toplarken iş vaat ediyorlar. Yani şöyle bir döndüm baktım, ne iş vaat ediyorlar? Hani bizim baroya katılırsanız Cumhurbaşkanlığı hukuk biriminde mi çalışacaksınız diyor. Tarım Bakanlığı hukuk servisinde mi çalışacaksınız? Yok. Meğerse iş vaat ediyor. Düşünün, karşı taraf o kadar şaşkın ki meslek kuruluşu meslek kuruluşu olma hükmünü yerine getirdiği için. Yani ne bekliyor normalde? Allah Allah, baro avukatlara iş mi bulurmuş? Baro avukatların özlük haklarını mı toparlarmış? Baro avukatların sosyal güvencesini mi sağlarmış? Hayret, biz şaşkınız demeye getiriyorlar. Normalde baronun vazifesi darbe çığırtkanlığı yapmaktır. Bunu niye yapmıyorlar? Nasıl iş vaat edersiniz? Normalde baronun vazifesi Türkiye'nin lehine her türlü eylemi sabote etmeye çalışmaktır. Suriye'de YPG başını mı kaldırıyor? YPG lehine açıklama yapmaktır. ABD'de Trump'la Türkiye'nin sorunu mu var? Trump lehine açıklama yapmaktadır. Trump'la Türkiye'nin sorunu mu yok? Bu defa Biden lehine açıklama yapmaktır. Yani adamlar laikliği şaşırtı. Atlama tabii. Laikliğin her vesileyle ya yıl dönümünde veyahut da işte herhangi bir tartışma olduğu zaman laik cumhuriyete bağlıyız, laik cumhuriyetten ödün vermeliyiz. Akıl tutulmasını düşünebiliyor musunuz? Yani bir baro işini yaptığı için eleştiriliyor. Evet. Maalesef işte barolardan başlayan o kanun değişikliği inşallah diğer meslek kuruluşları içinde söz konusu olur ve dolayısıyla Tabipler Birliği ve Eczacılar Odası, Mühendisler Odası şeklinde de devam eder. Onların hepsinde ayrı her siyasi görüşten veyahut da farklı görüşten, siyasi görüş olması da şart değil çünkü AK Parti ile MHP çizgisindeki avukatlar İstanbul'da ikinci baroyu kurdular. Farklı partilere dayanan insanlar da bir araya gelebildiler. Dolayısıyla benzer şekilde diğer meslek odalarında da ikinci
Mühendisler Odası, ikinci Tabipler Odası şeklinde kuruluşlar imkanı tanınacak olursa, o takdirde en azından ikisi de birbirini bir anlamda frenlemiş olacak. Kardeşim, siyasi açıklamalar yerine biz işimize yoğunlaşalım. Şimdi mesela İnşaat Mühendisleri Odası çıkıp İzmir depremi konusunda ne açıklamalar yapıyorlar? Ya iş olmuş bitmiş diyeceksiniz ama iş olup bittikten sonra dahi çıkıp da bir tanesi diyor mu ki, ya kardeşim şu yıkılan binalarda bizim şu üyemiz maalesef ki maalesef imzasıyla destek vermiştir. O binanın yapılmasında imza kullanan bizim üyemiz şu şahıstır. Dolayısıyla bu şahıs hakkında disiplin soruşturması başlatıyoruz. Veya belediyede çalışan, imar müdürlüğünde çalışan şu inşaat mühendisi üyemiz bu inşaatı gördüğü halde mühürlettirmemiştir. Gerekli tedbirleri almamıştır, raporları hazırlamamıştır. Dolayısıyla kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatıyoruz. Bir tane açıklama yapan bir inşaat mühendisleri odası var mı? Yok. Varsa yoksa, efendim mesela yakın tarihte ben neyle hatırlıyorum? Diyarbakır İnşaat Mühendisleri Odası, Kobani'yi yeniden inşa edeceğiz. Buradan gidiyoruz yardımlarla vesaire. Ya Kobani'den önce sen kendi ülkendeki kendi insanlarına bak. Tamam, Kobani'dekileri de biz kalkındıralım eyvallah, ama öncelikle bir kere sen Türkiye içerisindekine bak. Kobani'dekine gidiyorsun. Niye gidiyorsun? Çünkü orada PYD seni çağırıyor. PKK çağırıyor. Terör örgütü çağırdığı zaman koşuyorsun. Kendi insanın Türkiye içerisinde çağırdığı zaman gözünü kapatıyorsun. Dolayısıyla bu riyakarlıklara da inşallah mecliste inisiyatifi eline alacak olursa, o açılımlar yapılacak olursa, baroda yapılanın benzeri diğer odalarda da yapılacak olursa, siyasetin meslek odalarına sokuşturulması operasyonu bir nebze frenlenmiş olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi ikinci başlığımıza geçeceğimizi söylemiştik. Türkiye'de de ve dünya gündeminde şimdi konuşulan mevzu var. Ne? ABD başkanlık seçimleri. Az önce Donald Trump da çıktı, açıklama yaptı. Bir kazandık dedi. Aslında Trump çelişkileriyle de çok kendi içerisindeki çelişkileriyle kazandık dedi. Hile yapıyorlar dedi aynı konuşma içerisinde. İşte kazanamayacaklarını anladılar. Yargıya başvuracaklar dedi. Sonra biz yüksek mahkemeye başvuracağız dedi. Bir sürü çelişkiyi söyledi ama bir harita atmıştım arkadaşlar. Onu da verelim ekrana. O haritayla birlikte konuşalım ABD'deki seçimleri. Şimdi sabah gelirken CNN International'a baktım. Daha öncesinde bir ifade vardı. İstanbul'da seçimlerinde, Türkiye'de HSYK seçimlerinde Samanyolu TV'yi açmıştık akşam üzeri. Fil belgeseli vardı. Anladım ki FETÖ kaybetti seçimleri. Şimdi CNN International'ı sabah gelirken açtığımda bir başka adada mahsur kalan bir adamı anlattıkları belgeseli gördüm. Yan tarafta da küçücük bir logoyla ABD seçimlerini konuşuyordu. Herhalde Trump önde gidiyor dedim. Bir çekişme var, bir şey var. Harita bu. Görebiliyorsunuz herhalde siz de haritayı. Şimdi bununla ilgili hani kim kazanır bilmiyoruz tam olarak. Trump önde deniyor, Biden biz öndeyiz diyor ama bir şey canlandı hafızamda. Küreselciler ne çektiyse dedim, İç Anadolu'dan çekti. Şimdi o kırmızıyla görülen alan temsili olarak Türkiye ile ilişkilendirecek olursak İç Anadolu. ABD'nin orta kesimleri, çok az bir ucu işte alt tarafta Florida tarafında denize doğru gidiyor. Trump taraftarları, Trump'ın kazandığı delegelerin yüksek çoğunluğunu aldığı yer. Sol tarafta o mavi bölümse eşekler. Yani ABD'de demokratları temsil eden biri fil, biri eşekler. Biden'ın kazandığı. Bana göre benim fikrim, şimdi bizim mütedeyyin kesim, bizim mahalle diyelim hadi. Bizim mahalle Trump da Trump diyor. Trump kazanır inşallah diyor. Karşı tarafta da Biden kesin kazanacak. Özellikle FETÖ'cülerin odaklandığı bölümde. Biden kesin kazanacak. Biden gelirse Türkiye şu olacak, bu olacak. Önce kendi fikrimi sorayım, sonra siz devam edin. Fikrimi söyleyeyim. Kim kazanırsa kazansın. ABD'deki seçimleri Kennedy'yi öldürenler belirliyor. ABD'deki başkanları Kennedy'yi, ABD'nin politikasını Kennedy'yi öldürenler belirliyor. Başkan değişse de mesela şöyle düşünün. Bizde Trump'ı alkışlayanların tamamıyla ilgili, tamamına şunu söyleyelim. Kudüs'ün
İsrail'in başkentini Kudüs'e taşınması fikri Trump döneminde. Suriye'de ya evet Türkiye burada haklı dediği halde Suriye'ye o haklılığı söylediği gün bile en yüksek silah sevkiyatının yapıldığı dönem Trump dönemi. S-400 meselesinde evet Obama'nın bu kusuru ya size Patriot'ları belli işte vermemiş Türkiye'de ne yapsın gitti S-400'leri aldı dediğinde F-35'ler bloke edildi. Ciddi bir sıkıntıya girdik. Halkbank hadisesi ortada. Şimdi Biden gelse bundan daha kötü ne yapabilir Türkiye'ye? Ne gibi bir şey uygulayabilir? Bir. Onun dışında bunların hepsini bypass eden Türkiye'nin kendi kudreti. Halkbank'a yaptırım uygulayacaklardı. Halkbank'ı bloke edeceklerdi. Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne değil ki, Türkiye'nin manevra yeteneğine, askeri kabiliyetine, diplomatik yeteneği karşısında kısmen geri adım attılar deyip sözü size devredeyim. Evet, belirttiğiniz gibi Kudüs başkent yapıldıysa veyahut da büyükelçilikler Kudüs'e taşınma kararı alındıysa başka ülkelerin devlet başkanlarının da bu yönde Amerika'nın baskıları söz konusuysa Trump'ın yaptığı bir şey. Şimdi Trump'ı bize öve öve göklere çıkartacak halimiz yok. Biden'ı neyle hatırlıyoruz? İşte iç muhalefeti bizi hareketlendireceğiz Türkiye'deki ki Tayyip Erdoğan'ı devirsinler diyor. İyi güzel, tamam, Biden bizim düşmanımız. Bu çerçevede Tayyip Erdoğan'ın devrilmesini sadece Erdoğan sempatizanları değil, diğer partilere gönül vermiş insanlar bile karşı çıkacakları bir... Ben bir şey ekleyeyim mi? Söylem. Şunu söyleyeyim mi? Araya girip özür dileyerek. Biden bana göre daha dürüst. Bakın her ne söylerse söyleyin. Belki de ağzından kaçtı, belki kasıtlı söyledi. Trump'ı ya da Trump'ı koordine eden zekanın da Biden'dan hiçbir farkı yok aslında. Ama Biden bunu ifşa etti. Aradaki tek fark bu. Evet. Ben şöyle bakıyorum. Trump neyse Biden da odur. Yani biri iyi polis, biri kötü polisi oynarken, biri işte devletin içerisinde bir derin devlet var, ben ona karşı işte frenliyorum diyebilir. Diğeri başka dinamikleri ortaya atarak der ki işte şöyle şöyle olması gerekir vesaire. Bunların sonuç itibariyle Amerikan politikasıyla Biden da gelse, Trump da gelse Amerikan politikasıyla Türkiye'nin menfaatlerinin örtüşmeyeceği bir gerçek. Dolayısıyla Trump'tan yana mı tercih koyarsınız, oy kullanma hakkınız olsa Biden'a mı oy verirsiniz denildiği zaman ikisine de oy vermem diyecek noktadayım ben. Hiçbirisini diğerine tercih edecek durumda değilim. Kendi elimle kendi düşmanıma destek vermek istemem. O kazanacakmış, bu kazanır. Kim kazanırsa kazansın. Benim dahlim olmadan kazansın. Ondan sonra ben kendim ne yapacağım ona bakmam lazım ben. Ben Biden da kazansa, Trump da kazansa FETÖ'yü istemeye devam edecek miyim, etmeyecek miyim? Onları köşeye sıkıştırmaya çalışacak miyim, çalışmayacak mıyım? Biden daha dünden açıklamış, ben vermem demiş. Trump ya bakalım şu işte belgeleri getirin de bir inceleyeyim demiş. 4 yıl olmuş. Bizimkiler de şahane ama orada onun unutunu düşünelim. 2 milyon sayfa belge gönderilir mi ya? Ya adam zaten gönderilir veya gönderilmez. O zaman onlar da desinler ki ya bunlar çok, 2 milyon belgeyi biz incelememiz 4 yıl sürer. Dolayısıyla siz bunu özetleyin. 2 milyon belgeyi şöyle bir 10 bin sayfaya indirin, yollayın. Tekrar İnceliyoruz bir bakalım. Diyor adam. Hala inceliyoruz. İnceliyoruz. İncelemeye devam ediyorlar. İyi güzel de bu adam senin vatandaşın falan değil. Bu adam oraya gelip geçici olarak oturma izni alan bir adamdan bahsediyoruz. Yani sen göçmen politikasını, Trump için söylüyorum, ben Amerika'ya şu göçmenlere, bu göçmenlere açmam diyeceksiniz. Ondan sonra da bu FETÖ söz konusu olduğu zaman derin devlete bir anlamda eyvallah edip, CIA'ye eyvallah edip ya tamam kalsın, bizim gücümüz ona da yetmiyor diyeceksiniz. Biden gelse ne yapacak? Biden zaten dünden açıklamış, diyor ki Fethullah Gülen için bizim şeyimiz yoktur, kanaat önderidir vesaire diyor. Yani Biden'ın verme ihtimali hemen hemen sıfır. Verirse de, kazanıp da verirse de bilin ki aynen Bülent Ecevit'in dediği gibi ya APO'yu niye bize verdiler ben de anlamadım. Bunlar yıllardır bu adamı kullanıyordular, şimdi bize verdiler. Vermelerin arkasında yatan sebep neydi ben de anlamadım dediği noktada eğer Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilirse bizim oturup bunun üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerekir. Acaba bize hangi oyunu tezgahlamak için verdiler? Almayalım anlamında söylemiyorum. Alalım ama arka planda o tilkilerin ne
oyunlar düşündüklerini, ne kumpaslar kurduklarını da düşünmemiz ve öngörmemiz gerekir. Dolayısıyla şimdi Trump'ı ben herhangi bir şekilde övecek ifade kesinlikle kullanmam. PYD'ye silah veren de odur, ama belirttiniz. Ama şey de var, sabah Serkan Bey'le FETÖ'yü vermeyen de odur 4 yıl boyunca. Buradan ona da selam olsun. Bir sempatikliği var. Yani hani şimdi dönüp baktığımızda, yani bunu da ne kadar doğru söylemek bilmiyorum ama bir şapşal sempatikliği var. Hani bu da ABD'de o resmi demokrat çizginin dışında cumhuriyetçilerin o halka yakın imajını destekliyor. Çin'le olan münasebetinde, yani aslında adam ulusal çıkarlarına çalışıyor. Kendi ulusal çıkarlarına çalışıyor. Çin'in ekonomik büyümesini törpülemek için mücadele ediyor. Ha, aynı zamanda da o Pentagon karşısında destek bulabilmek adına da İsrail lobisiyle de ciddi anlamda çalışıyor. Bakın, İsrail lobisinin de gücünü hiç küçümsememek lazım. Neden? Bugün ABD'nin Karabağ meselesinde Azerbaycan aleyhine, lehine yapmayı bırakın zaten istemiyoruz. Aleyhine açıklama yapmamasının yegane nedeni, Azerbaycan'ın bizimle olan yakın münasebeti kadar İsrail'le olan yakın münasebeti de etkili. Haliyle demek ki Amerika'da iş yapabilmek de küçük İsrail, abi aslında İsrail şeyde değil, Filistin'de değil, ABD'nin New York'unda yaşıyor. Orayı etkileyebilmekten geçtiğini de anlıyor. Yani şimdi şu açıdan da önemli, Trump'la Biden arasındaki bir ay kadar öncesinde Biden %8 falan oy önde diye bir algı operasyonu yapılıyordu. Trump kesinlikle gidiyor, seçimi kaybediyor deniliyordu. Geldik şimdi başa baş giden, hatta Trump'ın öne çıkma ihtimali güçlü bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ama bir ay öncesinde, iki ay öncesinde gelgitlere bakın. O abartılı açıklamalara bakın. Ben o abartılı açıklamaların hiçbirine katılmadığımı belirtmek için hatırlatacağım. Şimdi Kudüs'ü Büyükelçilik taşındığı tarihte tamamdır, Trump bununla yeni seçimi de garantiledi dediler. Geldik. Şimdi %8 geriden gelip zar zor ya kazanacak veyahut da başa baş bir adım geride bitirecek. Hani garantilemişti, hani o Yahudi lobisi Amerika'yı tümüyle avucunun içinde oynatıyordu. Demek ki oynatamıyor. Ha, birileri diyebilir ki kardeşim Trump o kadar rezil yönetti ki ülkeyi, o rezil yönetime rağmen bu adamı başa baş getirecek halde yukarıya çekti Yahudi lobisi. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz Biden'ı da işte Yahudi lobisi şu veya bu şekilde destekledi iddia ediliyor. İşte FETÖ en önemli unsur. Yani Yahudilerin de belki bulamadıkları bir fırsat. Türkiye'deki Tayyip Erdoğan gibi bir lideri devirmek için 100 tane sorun önüne çıkartıyorlar ama deviremiyorlar. Belki FETÖ bu işte başarılı olabilir diye İsrail'in arayıp da bulamadığı bir ekip FETÖ. O FETÖ'ye ölümüne sahip çıkan kim? Biden. Dolayısıyla burada dengeleri biz oradaki Amerika'nın dengelerini oturup tartışacağımıza, şu eyalette şu önde, bu eyalette bu öne geçiyor, efendim işte postadan gelecek, yok sandıktan çıkacak tartışmalar yerine Türkiye Tayyip Erdoğan'la, Biden da gelse, Trump da gelse, ey Amerika diyebilecek güçlü olmalı. Türkiye'deki iç muhalefetiyle, merkezi yönetimiyle hepsi bir el birliği içerisinde. Dünya beşten büyüktür kardeşim. İç sizin muhalefet, oyununuza gelmeyeceğiz diyebilmeli. Reklama gideceğiz ama iç muhalefet arkadaşlar varsa onu da reklamdan sonra hazırlarlarsa iyi olur. İç muhalefet dün Halk TV'de, tırnak içerisinde onların ifadesiyle söyleyelim, AKP yani AK Parti Biden'a seçim yardımında bulundu diyordu. Özlem Gürses'in ifadesi. Yani geldikleri, ulaştıkları noktaya bakar mısınız? Yani ne kadar büyük bir paranoya. Yani Biden kazanırsa ya işte AKP zaten bunu fonluyordu. Biden kaybederse o ne güzel işte AKP'nin sonu geliyor. Yani tırnak içerisinde bu ifadelerle artık ulaştıklar, hani biz iç muhalefete şey yapmıyoruz gelin, ama iç işte muhalefetin hali bu, durumu evet, bu. Maalesef. Reklama gidiyor muyuz? Tamam, reklamdan sonra tekrar görüşelim.
Evet, geri dönmüş olduk. O esnada da sosyal medyayı karıştırıyordum. Ne alemde diye hala yabancı basında Trump lehine ya da Biden lehine bir farklılık var mı diye. Hala CNN International Biden'ın kazandığını söylüyor. Trump'a Biden'ın kendisi ben kazandım demiyor. Evet, ama fark CNN o. CNN kazandı diyor. Daha doğrusu küreselciler dedikleri ekip, İşte Washington Post'undan tutun da CNN International'a kadar ki geniş yelpaze, hatta Trump'ın da fake news diye özetlediği, yani yalan haber kanalı diye özetlediği CNN, hala birçok eyalette, özellikle Florida'da Trump'ın kazandığı kesin olmasına rağmen Florida'da, hala Florida'yı işlememiş görünüyor. Hani bu bizim Ankara'da Sayın Gökçe'nin kazandığı bir seçim vardı. Hatırlayın, oradaki 2014 seçim. Evet, oradaki duruma benziyor biraz. Trump'ın da bu işi yüksek mahkeme belirleyecek gibi görünüyor kısmı. Biden'cıların da bakın dediğiniz gibi orada dikkat çeken unsur bence Biden'ın bu ana kadar açıklama yapmayıp ama Biden'cıların tamamının Biden kazandı demesine benzer bir durum arz ediyor. Evet, şimdi ben Türkiye seçimleriyle belki bir örnekle hatırlatmada bulunmam gerekecek. 2017 referandumunda mühürlü oylar geçerli mi değil mi? Aslında kendi içinde baktığınız zaman siyasete enjekte olmadıysanız, bağımsız bir şekilde değerlendirirseniz, eski yıllarda verilen kararlara tümünü gözden geçirdiğiniz zaman mühür basılmamış da olsa pusulaya, çünkü o sonuçta sandık kurulunun bir eksikliğidir. O eksikliği seçmenin üzerine yıkamazsınız. Dolayısıyla eski yıllardaki kararlara da baktığınız zaman eğer oy pusulası da mühürün olmaması bir özellikle yapılmış bir tercih değilse, bir kumpas değilse, yani farklı sahtekarlık iddialarıyla paralel olarak eş birliği içerisinde dillendirilmiyorsa mühürsüz pusulalar da geçerliydi. Fakat o gün... Bir es verip şunu da söyleyelim mi? Sosyal medyada da Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın, en azından hali hazırda hala ABD Başkanı olan Donald Trump'ın paylaşımına kısıtlama getiriyor. Ne diyor? Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir diyor. Yani aslında sosyal medyası da, sosyetesi de, ABD'nin sosyetesi de, işte Hollywood'u da, anketçileri de Biden'a çalışıyordu. Şimdi bizde de hani şu ehvenişer kısmına değinmek lazım. Trump'la Biden arasında bir tercih yapacak olursak herhalde bana göre olayın şeyi şu. Çok iyi haber, Joe Biden kaybediyor. Çok iyi haber. Çok kötü haber, Trump kazanıyor mantığı. Ama ehvenişer dersek herhalde ABD'nin bu kadar şeyi, Türkiye karşıtı kesimi kaldırıp da Biden için alkış tutuyorsa, herhalde Trump'ın kazanması iyi olmasa da, az önce dediğim gibi çok iyi haber Biden kaybediyor, çok kötü haber Trump kazanıyor durumu oluşturuyor. Şimdi Twitter'ı falan ben şahsen herhangi bir şekilde bir sosyal medya platformu olarak falan kabul etmiyorum. Çok net Amerika'nın derin devletinin kurduğu bir platform ve orada da siyasi tercihleri mutlaka var. O tercihte görüldüğü kadarıyla Biden'dan yana o çerçevede kullanılıyor. Türkiye'deki kullanıcıları da buna dikkat etsinler. Yani ben Twitter'a girmeyin, çıkmayın vesaire şeklinde bir şey söylemiyorum. Ama giriliyorsa veyahut da orada bir paylaşımlar, şunlar bunlar yapılıyorsa, oradaki o paylaşımların bir anlamda Amerika derin devletinin avucunun içinde olduğunu, çeşitli şekillerde, değişik şekillerde insanların yönlendirilmesi için orada operasyonlara açık zeminler hazırlandığının altını çiziyorum. Ben Amerikan seçimlerinde şu eyalet, bu eyalet ayrıntılarına girmeyi biraz gereksiz görüyorum. Sonuçta ben iki başkandan, iki adaydan birisi lehine tercihte bulunmayan birisi olarak, kim gelirse gelsin sonuçta Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışacaklardır. Türkiye eğer güçlü olduğu takdirde Amerika'da İsterse Biden gelsin, isterse Trump gelsin, bizim için bir şey değişmez. Ama Türkiye güçsüz olacak olursa Trump da yemeye çalışacaktır. Biden da Türkiye'yi yemeye çalışacaktır. Önemli olan Türkiye'nin daha güçlü olması. Çin'in bence şu an itibariyle ya Trump mı gelsin, Biden mı gelsin diye çok fazla düşündüğünü zannetmiyorum. Trump
Çin'e karşı acayip ambargolar, boykotlar, bilmem neler. Şuna ben yasak koydum, buna şunu yaptım diyor vesaire vesaire. Şimdi Trump mı Çin'den yana acaba? Biden gelirse Biden bambaşka bir tablo içerisinde siyaset yapacağını söylüyor. Acaba Çin devleti Biden'ın gelmesini gerçekten ister mi? Biraz şüpheliyim. Dolayısıyla önemli olan Çin şu an için gerçekten işçilik noktasında kendileri belki politika olarak veyahut da nüfuslarının yoğunluğu sebebiyle çok büyük avantaja sahipler. O avantaj sayesinde belki Amerika'yı dize getirebilecek belli noktalara geliyor olabilir. Ama sonuçta o gücünü de kullanamıyor. Yani şu kadar milyon dolar benim bütçe şeyimde kasamda duruyor diyor. Versem kendisi de söylemiyor bunu. Çin'in sempatizanları dillendiriyor. Çin o dolarları piyasaya sürecek olsa Amerika batar diyorlar. Öbürsü de diyor ki Amerika batarsa Çin de batar ama diyor. Sen onu dikkate almıyorsun. Yani neresinden bakarsanız bakın ikisi de pislik dolu değnek diye yorumlayabiliriz. Ama ben şu çıkarımları belki bu seçim sebebiyle canlı seçim tartışmaları içerisinde belki şunları hafızamızda canlandırmamız gerekir. Yüksek Seçim Kurulu'nun o 2017 referandumunda verdiği kararı muhalefet partileri, CHP'si şuyu buyu, skandal, büyük skandal, böyle bir şey görülmemiş, dünyada görülmemiş, 3. dünya ülkelerine ancak yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yüksek Seçim Kurulu'nun itibarsız açtıracak ifadeler yaptılar. Ya, hadi bakalım şimdi Amerika'yı açıklasın CHP'liler. Ne konuşuluyor, ne tartışılıyor? 3 gün, 4 gün, 5 gün hatta belki yemin tarihine kadar sonuçlanmayacak bir seçimden bahsediyor. ABD de kaygılı değil miydi? Yani Türkiye'deki seçim sürecinde ABD de kaygılıydı. Biz de şimdi Amerika'daki gelecekten kaygılıyız diye açıklamalar yapalım. Ama tabii kulak veren olursa sizin bu açıklamanız bir ses getirebilir. Kulak veren kimse olmazsa, Türkiye'nin açıklamalarına itibar edecek kimse olmazsa siz sadece konuşmuş olursunuz. Ben ama bunların altını çizeyim ki Türkiye'deki sağduyulu insanlar belki şu partiye bu partiye gönül vermiş olsalar bile ya bu da olmaz kardeşim. Yüksek Seçim Kurulu'nu sen kendi adamlarından oluşturmuşsun. Pusula mühürsüz olduğu halde kalkıyorsun. O pusulayı geçerli sayarak referandumu evet'e tebdil ediyorsun. Hayır çıktığı halde. Bir kere hayır mı? Hayır çıkmamıştı. Onların tahmini. Onlar diyorlar ki bu pusulasız mühürler mühürsüz pusulalarda büyük ihtimalle evetler çoğunu. Var mı elinde bir belge? Yok. Olmadığı halde bir algı oluşturarak dediler ki mühürsüz olan pusulalarda %90 oranında evet oyu vardı. Elinde somut belge var mı yok mu? Bu tartışmalar her seçim döneminde her ülkede olur. Çağdaş dediğin trilyon dolarlık kazançları olduğunu iddia ettiğiniz bir şirketinin Türkiye'deki tüm kamu bütçelerine eşdeğer zenginliğe sahip şirketlerin olduğu Amerika'da bence rezaletin rezaleti şu anki tartışmalar. Seçimin üzerinden hemen hemen neredeyse 12-15 saat geçmiş. Adamlar çıkıyorlar. O ben kazandım diyor. Öbürsü ben kazandım diyor. Yani iki tane mahalle arasında çocuklar futbol maçı yaparlar. Goldü değildi. Sen kazandın ben kazandım. Ya bu işin hani diyorlar ya çağdaş hukuk bilmem çağdaş sistemler vesaire. Yok mu kardeşim onun sistemi? Daha hala seçim yapılmış. Şunun tartışmasını yapıyorlar. Pensilvanya'daki eyalet kendisi bir karar almışmış. Posta yoluyla gelen oyları biz sayacağız. Ne zamana kadar gelen oyları sayacağız? Seçim günü akşamında mühürü basılmış postaneden gelen oyu bile sayacağız diyor. Onun da gelmesi için 2 günlük, 3 günlük postadaki süreci de dikkate alacağız. Ve dolayısıyla cuma gününe kadar sarkabilir. Cuma gününe kadar biz zarfları bekleyeceğiz. Cuma günü zarflar geldikten sonra bakacağız. Mühürün üzerinde salı gününün mührü varsa biz onları değerlendirmeye alacağız. Çarşamba gününün mührü varsa onları değerlendirmeye almayacağız. Şimdi şunu bile yapamamışlar adımlar. Ya kardeşim salı günü akşamına kadar bu zarf verilebilir postaya. Şu dakikadan sonra, şu saatten sonra verilmez. Kimseyi de oyalamanın da bir alemi yok. Milletin kafasını da karıştırmanın alemi yok. Yani salı günü saat 17'de mi verildi yoksa 18'de mi verildi? Oturup bir de onun tartışmasını yapacaklar. Dolayısıyla Amerika bile çağdaş devlet, bilmem dünyayı yöneten devlet dediğiniz bir devlet bile bu tartışmaları yaşıyorlar. Ama
Türkiye'deki o kısır döngü içerisinde CHP, ana muhalefet partisi bileğinin gücüyle seçim kazanamayınca hemen efendim burada seçimde hile var. Bilmem trafolara kediler girdi, bilmem elektrikler kesildi. Elektrik kesildiği bir yerde yok. Hiçbir şey olmazsa bizim adayı kaçırdılar. Ondan evet, sonra kendisinden haber alamıyoruz. Aday otelde alkol kaçırmış. Hayır, aday otelde alkol almış. Ondan sonra adam kazandı diye tweet attı. Karısını kaçırmışlar falan, şantaj yapılıyormuş diye iddialarda bulunuyorlar. Yine bir başka açıdan baktığımız zaman, kardeşim Türkiye'dedir bu yüksek yargıdaki bilmem iktidarla yakın ilişki. Yoksa Avrupa'da, Amerika'da böyle yakın ilişki falan olmaz. Amerika'da hukuk şöyledir, böyledir. Anayasa Mahkemesi üyeleri işte başkan geldiği zaman ayağa kalkmaz falan filan. Ya bunların hepsi edebiyat. Ben onlara Amerika'daki yüksek mahkeme üyelerinin başkan geldiği zaman ayağa kalktığı fotoğrafları da gösteririm. Ama Sözcü gazetesi ahlaksızca Türkiye'de işte yüksek yargı üyeleri veya başkanı efendim cübbesini şöyle önüne çeviriyor diyerekten efendim Cumhurbaşkanı'na el bağladı, bel bağladı diyerekten algı çalışması yapıyorlar. E şimdi ne tartışıyoruz biz Amerika'da? Efendim işte Pensilvanya'daki o oylar hangisi değerlendirmeye alınacak, hangisi alınmayacak? Eyaletin aldığı karar doğru mudur, değil midir tartışmasında en sonunda nihayetinde o oyların geçerli olup olmadığına Anayasa Mahkemesi'nin oy vereceği söyleniyor. Ondan sonra oturuluyor Anayasa Mahkemesi üyeleri içerisinde şu kadar muhafaza, şu kadar bilmem demokrat vardı vesaire söylemleriyle kalkıp sonucu tahmin etmeye çalışıyorlar. E peki iyi güzel de hani Amerika'da hukuk göklerdeydi. Siz ne anlatıyorsunuz? Trump'ın seçtiği şu kadar üye var diyorsunuz. E objektif kriterlere göre o Anayasa Mahkemesi üyeleri değerlendiriliyorsa, seçiliyorsa niçin şimdi siz kalkıp da Trump'ın seçtiği şu kadar adam var, daha evvelki Obama'nın bilmem kimin seçtiği şu kadar adam var diyerekten onların seçim dönemlerine bakaraktan niçin tahminde bulunmaya kalkışıyorsunuz? Veya diğer bir bakış açısı, şimdi geldik Trump diyor ki ben öndeyim ama şu anki bilmiyorum son dakika nedir ama genel olarak Türkiye'deki ekranlarda Biden'ın daha önde olduğu gösteriliyor. İşte 220'ye 210 vesaire deniliyor. İyi de kardeşim 220'ye 210 desen bile sen bir tane eyalette Trump kazandığı zaman o eyalet 15 tane delege seçtiyse hop 225 bir Trump oluyor. Diğeri geri. Neden kaynaklanıyor bu? Eyalet genelinde çoğunluk sistemine göre delegenin temsil edilmesi, seçilmesinden kaynaklanıyor. Yani bir eyalette 29 tane delege seçilecekse ki 38 tane galiba en büyüğü yanılmıyorsam çok iyi bilmem o sayıları Texas'ta veyahut da Kaliforniya'da 38 delegenin tamamını ya Trump kazanıyor ya Biden kazanıyor. E kardeşim yani orada hiç mi oy almadı karşı partinin adayı? Aldı ama hepsini siliyorlar, sıfırlıyorlar. Aynen bizim Türkiye'deki 1950'ye kadarki işte çoğunluk ve tek parti sistemindeki gibi. Sonrasında da 1960'a kadar da kısmen devam eden o sistemdeki gibi bir fazla oy alan o seçim çevresindeki bütün milletvekilliklerini kazanıyordu. E şimdi aynısının tıpkısı orada eyalet sisteminde, eyaletlerde hangi aday öndeyse hangi parti öndeyse o bütün delegelerin tamamını kazanıyor. Diğer partinin delegeleri sıfır çekmiş oluyor. Dolayısıyla bu sistemle yönetilen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Ondan sonra gözümüzde büyütüyoruz. E siz bu Amerika'yı büyüteceğinize dünya beşten büyüktür diyen, kendi ülkelerinde de çakallığı yapan, dünya genelinde de o çakallığı devam ettirmek isteyen bu yanlış sistemi, batıl sistemi Tayyip Erdoğan'la birlikte yüksek sesle dillendirelim de muhalefetiyle, iktidarıyla dillendirelim. Basın mensubuyla, aydınıyla, bilim adamıyla, gazetecisiyle herkes dillendirsin de daha mantıklı işte bir çözüme kavuşturulsun. Orada da ne devreye giriyor Ali Bey biliyor musunuz? Şimdi orada karşı tarafı suçlamanın alemi yok ki. Bizim tarafta sabah işte iktidar medyası diye dillendirilen kanalların bir tanesinde iktidar yandaşı diye nitelenen çok eski yılların gazetecilerinden bir tanesi konuşuyor. Diyor ki Biden gelirse bizim için çok kötü, Trump gelirse çok iyi diyor. Sonra hemen peşinden ekliyor ama diyor Trump gelirse diyor
Yani Trump'la alakalı mevzuda Trump şu anki seçim durumuna da bakıyorum diyor. Trump'a bir hile yapılamaz diyor bana göre. Niye diyor? Bakın şöyle izah ediyor. Ordu Trump'ın arkasında. CIA Trump'ın acaba arkasında diyor. Acaba. Pentagon Trump'ın arkasında. İsrail lobisi Trump'ın arkasında. Oradaki lobiler Trump'ın arkasında. İsrail olabilir tamam. De diyor. Hayır. Ben hayır, Trump'tan şöyle geliyorum. Yana olduğunu şimdi diyor ki yüksek yargı Trump'ın arkasında. Çünkü kendi seçtiği adamlar diyor. Biden'ın diyor bir hile yapsa da başarılı olmasına imkan yok diyor. İyi de o zaman kafamda şu canlanıyor. Bu kesimlerin tamamı Türkiye'nin de karşısında. Şimdi bunlar Trump'ın arkasında, Trump'ın yanındaysa ya da Trump bunlarla ortaksa, işbirliği yapıyorsa Biden'ın seçilip seçilmemesinin Türkiye için ne önemi var? Sen kendini ifşa ediyorsun zaten. Diyorsun ki Türkiye karşısındaki bütün kesimler Trump'ın arkasında. Biden seçilirse bizim için kötü olur diyorsun. Yani maalesef bizdeki kötünün de... Kötünün daha kötüsü var diyorlar. Yani onu da belki izah edelim. Diyorlar ki mesela pek fazla tartışılmıyor tabii bu konu ama Senato karar alıyor mesela Türkiye aleyhine. Efendim işte S-400 aldığı için biz de yaptırım artık yapacağız. Şunu yapmayacağız diyor. Ali Bey şey diyor F-35'i vermeyeceğiz. İşte F-35'i vermeyeceğiz de sınırlı kalmıyor. Ayrıca başka ambargolar da dillendiriyorlar. O ambargoları Trump masasında çekmecesinde bekletiyor. Ali Bey, bunu bakın, adeta olur, iyi değil, polis değil. Kötü polis. Ne oluyor biliyor musunuz? Aslında mesela Trump bizim lehimize istediğimiz bir şeyi yaptı mı bugüne kadar? Söylem bazında, söylem dışında. Söylem dışında. Suriye'de diyelim. Hadi. İşte ambargoyu hayata geçirmedi. Senato'nun istediği şekilde ambargoyu hayata geçirmedi. F-35'te hala net olarak tamam vermedi uçağı ama tümüyle bizi diskalifiye etmedi. Demir çelik kotası sürüyor. Halkbank'a milyar tamam. Dolarlar demir çelik ceza verilmedi. Türkiye'nin en büyük kalemi Avrupa'ya ihracatında otomotivden sonra onların otomobilini onlardan ucuza ürettiğimiz için alıyorlar. Yani kara kaşımıza kara gözümüzü sevdikleri için de değil. Ha demir çelikteki sadece bizim doğrudan ihracatımızda bize kotayı aynen Çin'e ne yaptıysa uyguluyorlar ki büyük bir kalem. Halkbank hadisesinde adamı tuttular içeride yatırdılar. Hem de o sürenin neredeyse tamamını. Ama 100 yıl dediler. Yani işte, bizim medyamız işte o da yapamayacak. Gazetesi, Sözcü gazetesi dedi ki Hakan Atilla'nın ömrü artık yetmez cezaevinden çıkmaya dediler. 100 yıl ceza alacak dediler. Bunun ucu Tayyip Erdoğan'a vesaire bakanlara kadar dayanacak dediler. Ne oldu? Mehmet Hakan Atilla 2 yıl cezaevinde kalıp çıktı geldi. O da ölümü şimdi gösterip önemli sıtmaya bir razı aldı. Etmişti. Bizim içerideki etki ajanlarına da bizi razı göstermekti bu durum. Yani, ne oldu o dönem? Türkiye'ye diyorlardı ki bakın şeylerinizi, paranızı, altınlarınızı New York'taki bankada tutmaya devam edin diyorlardı. Ne yaptı Türkiye? O altınların hepsini kaldırdı oradan. Ne oldu? Uygulayabildiler mi o konudaki yaptırımı? Uygulayamadılar. Yani birisi belki biraz daha yavaşlatıyor. Birisi açıktan daha hızlandıracağını söylüyor. En nihayetinde 4 tane kendimizin de ortak olduğu 4 tane parasını verdiğimiz 1.8 milyar dolar. F-35'imiz orada mı? Orada. Kendi hava kuvvetleri bünyesine kattılar mı? Kattılar. Hatta bir söylentiye göre İsrail biz alacağız diyor onları ama ABD kendi hava kuvvetlerine katıyoruz diyor. Tuttular. En nihayetinde şunu söylüyorum. Diyorum ki biz niye çıkartılmıyoruz? Hani dediniz ya Trump da bunu durdu. F-35 çalışması. Yine kendi rantları için. Türkiye bu projeden çıkartılırsa Türk üreticiler çıkartılırsa ABD'ye hem ekstra aşağı yukarı her uçakta 20 milyon dolar fiyat binecek. 20 milyon dolar falan Amerika'ya koymaz. Sürede yıllarca yani uzayacak. Üretim evet, süresi yıllarca uzayacak. En az 2 yıldan bahsediyorlar. Belki bir 3 aylık 5 aylık bir gecikmeleri söz konusu olabilir ama tümüyle çıkartmaması ben Trump yanında. Biden da çıkartmayacak. Yani. Emin olun Biden da çıkartmayacak. Şimdi ne olur ben çıkartıyorum çıkartmak üzereyim der Biden seçildiği takdirde. Türkiye'den bir başka taviz alır. İşte S-400'leri kendi içimizdeki muhalefet bile getirdiniz de ne oldu? Parayı verdiniz ama daha kuramadınız dedi. Kuruldu işte iyi de aktif olmadı dediler vesaire. Böyle bir söylem içerisinde Biden'ın her şeyi yapmaya hakkı vardır. Amerikalı adam Amerika'nın menfaatini gözetir. Eğer Türkiye içerisindeki muhalefet bile kalkıp da Türkiye'deki iktidarı böyle itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa Amerika'daki tabii ki bundan nem
yamalanmaya çalışacaktır. Ama yani küçük küçük ayrıntılarda, hatırlayın o savcı Bahar Ağa mıydı? Ne karın ağrısıydı? Bahar Ağa. Allah Allah, neler anlatılıyordu neler. Aldı götürdü işte Reza Sarraf'ı şöyle aldı içeriye. Şimdi daha başka bakanların da delillerini topluyor. Ne oldu savcı Bahar Ağa? Tarih oldu, bitti. Nerede? Kimsenin bildiği. Ama uyanıklıkları da var. Şöyle, o soruşturmayı ellerinde tutuyorlar. Demokrasinin kılıcı gibi de istedikleri zaman yeni bir şey ortaya atıyorlar. İşte bunların hepsinde karşılığında ne var? Türkiye güçlü olursa, ya kardeşim ne diyorsun sen ya? Sen neden bahsediyorsun ya? İran'la siz kendiniz oturdunuz, anlaşma yaptınız. Kendiniz anlaşma yaptığınıza göre artık o eski dönemdeki ambargolarınız mı ambargolarınız hepsi çöpe gitmiş demektir. Dolayısıyla o tarihte ambargo sebebiyle Türkiye'ye de yapmak istediğiniz o yaptırımlar, şunlar bunlar hepsi çöpe gitmiştir. Hukuki dayanaktan kalkmıştır. Çünkü Amerika'nın sistemini, Amerika'nın yaptırım kararlarını biz evrensel hukuk çerçevesinde kabul etmiyor olsak bile kendi içlerinde dahi onlar İran'la oturup anlaşma yaptıkları için Obama döneminde bir anlamda onların hepsini, o ambargo kararlarının hepsini yürürlükten kaldırmış demektir. Bu dakikadan sonra artık bu soruşturmaların hepsinin hiçbir anlamı kalmamıştır deyip bastırsak, Türkiye tek ses olarak bu hukuki söylemi dillendirmiş olsa Amerika'daki o soruşturmaların da hiçbir anlamı kalmayacak. Ama içeride FETÖ'nün uzantısı mahiyetindeki adamlar kalkıp da işte Bahar Ağa acayip yakaladı, delilleri aldı, tamam bittik artık deyip algı oluşturursa Amerika da diyor ki ya demek ki bu işlerde gerçekten CHP bir şeyler var, biraz bastıralım. CHP duruşmaya heyet gönderdi. O heyet de kalkıp o adliye çıkışlarında, duruşma çıkışlarında kalkıp şey açıklaması yapmadı. Ya siz kim oluyorsunuz da Türkiye'yi burada yargılıyorsunuz demedi. Oo, çıkarken dedi ki ooo savcılar neler neler yakalamışlar, neler neler tespit etmişler. Türkiye'deki gibi değil. Amerika'daki savcı hepsini o dört dörtlük halletmiş dediler. O savcıyı şimdi biz kimseye ismini bile hatırlayamıyor. Tıpkı Abdurrahman Yalçınkaya gibi. Abdurrahman Yalçınkaya, hatırlatalım onu da, kulakları çınlasın. AK Parti'nin kapatılması davasını 2008 yılında açmıştı. Kendisi Doğu Anadolu'dan bir insanımız olmasına rağmen, bir savcımız olmasına rağmen, Urfalı bir insanımız olmasına rağmen başörtüyü serbest bırakan AK Parti artı MHP ittifakı, meclisteki ittifaktı sadece. Bugünlerdeki şekliyle bir ittifak değil. Mecliste bu karar bazında, olarak, bu talep evet, bazında. Bu başörtüye getirilen özgürlük bağlamında birlikte oy kullanmışlar. Hürriyet 411 El Kaos'a kalktı dediği tarihte Abdurrahman Yalçınkaya da gidip AK Parti'yi kapatma davasını açmıştı Anayasa Mahkemesi'nde. Şimdi Abdurrahman Yalçınkaya'yı hatırlayan bir kişi bile çıkmaz. Belki Sabih Kanadoğlu daha uzun yıllar o baskıcı tutumunu devam ettirdiği için Sabih Kanadoğlu'nun ismini hatırlıyoruz. Ama siz şimdi Abdurrahman Yalçınkaya'nın ismini zikretmeden bana sorsaydınız şöyle bir düşünmek zorunda kalırdım. Dolayısıyla bunlar dönemsel olarak gündeme siz gelebilir. Şeyi söyleyince, Bahar Ağa'yı söyleyince evet, tarih oldu deyince Abdurrahman Yalçınkaya da tarih oldu deyince evet, oradan aklıma geldi. Şimdi Amerika'da bir tartışmada senatoyla işte temsilciler meclisindeki dengeydi, şuydu buydu diyorlar. Bakın o kadar çok oynak kriterler belirlemişler ki başkan şu olursa bu olursa. İşte başkanın oradan olması da yetmez. Başkanla eş güdümlü bir senato ve temsilciler meclisi de olması lazım. Temsilciler meclisinde başkandan yana olunca senato onu bilmem veto ediyormuş da senato karar alınca Amerika başkanı onu çekmecede tutuyormuş da vesaire. Allah! Bin tane numara. Hukuk diyorsunuz kardeşim ya. Büyük devletler, çağdaş devletler hukukla yönetilir diyorsunuz. Bu hukukun neresinde ya? Bir oy farkla birisi kazandığı zaman temsilciler meclisinde adamı var, çoğunluğu var ama senato bir oy fazla aldığı için senatoda öbür partinin adamları var. Başkan başka bir partiden, haydi bakalım birbirleriyle kavga ederek iş yürütüyorlar. Burada ne yapıyorlar? İşte Arap devletlerinin hepsini topluyor Trump. Başlıyor kürenin etrafında. Biz bunlara şu kadar milyar, 21 milyar dolarlık 4 yıl içinde, 7 yıl içinde satın almak üzere bunlara silah verdik diye utanmadan, sıkılmadan açıklamalar yapıyor.
Ondan sonra bir bakıyoruz arkasından İsrail'le ilişkileri normalleştirme adı altında Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlayın Suudi Arabistan'a kadar, Mısır'a kadar hepsi sıraya gidiyor. Bir de işin o boyutu var. Şimdi Biden gelseydi ya da Clinton kazansaydı, Hillary Clinton kazansaydı bundan daha kötü bir tablo mu görecektik biz Orta Doğu'da? Ne yapacaktı? Yani Orta Doğu çerçevesinde baktığımız zaman hiç hayatınızda tahmin edemeyeceğiniz şeyler. Yani Suudi Arabistan, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri bir gün iyidir, bir gün kötüdür, böyle gider. Ama Arap ülkelerinin İsrail'le iyi ilişkiler kurabileceğini kimse tahmin edemezdi. Yeah. Şimdi bizden çok daha, bizim o iyi olduğumuz bizim dönemlerden daha... Bizim döneminden bile iyiler adamlar. Çok daha iyiler. Adamlar oturdular, kanka oldular. Türkiye'ye karşı şimdi baş kaldırmış durumda Arap ülkelerinin yönetimleri diyelim. Halk kısmında tabii ki böyle bir samimiyet veyahut da İsrail'le bir ortak çalışma niyeti tabii ki yok. Ama işte bu kirli ilişkiler, kirli dengeler çerçevesinde maalesef o gelişmesi devam eden ülkeleri ezmeye devam ediyorlar. Maalesef biz de kendi iç siyasetimizde sen dedin ben dedim. Ondan sonra bir bakıyorsunuz o sen dedim ben dedim kavgası içerisinde yine de Tayyip Erdoğan'ı devirecek gücü bulamayınca CHP bu sefer de Ahmet Davutoğlu'lar, Ali Babacanlar piyasaya sürülüp AK Parti'nin içerisinden çıkartılan adamlar sayesinde ben şu koltuğa oturmuştum. Aslında o koltuğa ben kendi hakkımla oturmuştum. Tayyip Erdoğan'ın hakkı yoktu orada. Ben en fazla oyu almıştım. AK Parti'nin tarihine bakın en yüksek oyu ben aldım. Babanına vermiş. Allah rahmet eylesin diyelim yani şimdi. Babanın hayrına vermişler yani, demek istiyordun zaten. O anlamda söylüyorum da yani kalkıp da şunu söyleyen bir Ahmet Davutoğlu'na biz ne diyelim? Ben AK Parti'nin tarihinde en yüksek oyu alan kişiyim. Yani herkes biliyor ki Tayyip Erdoğan olmasa senin alacağın o %0.3'tür, 0.4'tür. Kalkıp da %49,5 oy alındığı zaman da ben aldım bunları diyorsan gülerler sana. Sen buna kendin inanıyorsan gerçekten bir doktora git derler adama. Ama maalesef bunu dillendiren siyasetçiler var. O kişinin etrafındaki insanlar var. Bugün itibariyle de ne deniliyor? İlk zamanlar partisini kuracağı zamanlar %3, %4 diyenler şimdi %0.5 vesaire diyorlar. Dolayısıyla burada oynanan büyük oyunu görüp ona göre Türkiye'nin güçlü bir ses çıkartması için biz çabamızı yoğunlaştırmamız lazım. Yoksa Amerika'da Biden da gelse, Trump da gelse benim nezdimde pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Evet. Hemen şeye bakalım ne görünüyor. 238'e ben çok net göremiyorum buradan ama 213 Joe Biden önde görünüyor şu an. Bu 20 dakikamız mı? Kaç dakikamız kalmış? 15 dakikaya yakın bir süremiz kalmış. Bu 15 dakikalık sürede seçim sonuçları belirlenirse ABD'de Allah nasip ederse biz de buradan ilan ederiz deyip kendi gündemimize geri dönelim. Dün burada konuşmuştuk. Bir yere bağlayacağım, oradan geleceğiz. Dün burada konuşmuştuk Ayda Bebeğin kurtarılışını. Tam bizim programa denk geldi. Onun üstüne hatta kurtarma ekibinde görev alan o İHH'daki kardeşimiz, soy ismini hatırlıyorum ama ismini hatırlamıyorum. Çelik'ti soy ismi. O kardeşimiz de yayına bağlanmıştı. İbrahim muhabirimiz İzmir'den bağlamıştı. Nasıl kurtarıldığını anlatmıştı, konuşmuştu. Ayda Bebek tekbirlerle kurtarıldı. Şimdi... Dün Ahmet Hakan'ın yazısı hazır mı arkadaşlar? Onu da verelim. Dün Ahmet Hakan'ın da bir yazısı vardı. Nerede bu cemaatler demişti. Hani göremiyoruz ya işte her türlü şeyde o sarıklıları, sakallıları mealen söylüyorum. Tam cümle hatırımda değil ama bu ifadeyle. Nerede bu cemaatler göremiyoruz burada demişti. Ben yazının başlığında acaba bir ironi yapıyor da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ADD'den falan mı bahsediyor? Hani İzmir söz konusu olunca bu adamların toz kondurmadıkları merkezlerden biriydi İzmir. İzmir'i. Eskişehir'i ki İzmir canımız, Eskişehir canımız ama bu adamlar için özel bir yeri, özel bir anlamı. Kaybedilmiş kale olarak görürler İzmir düşerse bunların mantığında AK Parti lehine kazanılırsa. O yüzden herhalde ADD, ÇYDD'yi kastediyor diye düşündüm ama değilmiş. Ne diyor? Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler diyor. Yazıyı o şekilde başlıyor. Sonra hayır hasanat işlerinde en önde koşmaları gereken yapılar değil midir bunlar?
Neden İzmir'de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler, neden koşmuyorlar ahaliye yardım için falan diye aşağı doğru devam ediyor. Bir de Zafer Arap Kirli denen bir canlı var. Ona da işte ben kilitleniyorum. NTV'den kovulduktan sonra bütün kimyası değişti. Oradaki o tebessümlü suratın altındaki canavarı görmeye başladık biz. Bir de onun paylaşımı var, diyor ki bu ne aymazlık. 3 yaşındaki, ben böyle yan baktığımda izleyicilerimiz şey diyor, niye o tarafa bakıyorsun da, videoya bakıyorum aslında, video böyle. 3 yaşındaki bebeği kurtarmışsınız, 91 saat sonra kulağının dibinde 15-20 tane adam avazı çıktığı kadar Allahu Ekber, parantez içerisinde İHA görevlileri demiş, diye bağırıyor. Çığlıklar, bağırışlar, naralar, alkışlar, haykırışlar, sedyeyi sen tutacaksın, ben tutacağım kavgaları. Ahmet Hakan'ın o nerede o cemaatler, tarikatlar dediği var ya, hani herhalde şey bekliyor. Sarıkla, cübbeyle, işte o baretin altında, o Allahu Ekber tekbirleri, bakın cevap aslında Zafer Arap Kirli'den geliyor. İşte bu ülkenin sarıklısı, sakallısı, cübbelisi o baretin altında o çocuğu kurtarıyor. Ama işte kinini kusmak isteyenler bir taraftan kaldırıp nerede bu cemaatler diyor. Nerede, ben beklerim ki Ahmet Hakan'dan. Nerede tabipler odası? Nerede mimarlar odası? Nerede bu ADD? Nerede bu ÇEDD demesini beklerim. Her çelenkte, her şeyde nemalanan. Bunlardan beklerim. Ama Zafer Arap kimi şahane cevabını veriyor. Allahu Ekberler, tekbirler zikrediliyor diyor. Allahu Ekber'in anlamını söyleyelim de belki onlar bilmiyorlar. Farklı bir anlamı vardır. Allah en büyüktür demek. Dolayısıyla siz eğer 90 saat sonra 4 yaşındaki bir bebeğe ulaşıyorsanız, ki o bebek de annesi vefat etmiş aynı deprem sırasında, o bebek de yani bulaşık makinesinin dibinde kalmış. Oradaki bir hayat bölgesi oluşmuş kendiliğinde. Orada eğer 90 saat hayata tutunmuş ve siz de ona ulaşmışsanız, Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Allah annesini bizden aldı ama çocuğunu, 4 yaşındaki çocuğunu bulaşık makinesinin yanında korudu, kolladı, bize teslim etti anlamında. Allah en büyüktür dediğiniz zaman bundan niye siz rahatsızlık duyuyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Veyahut da her şeyi, efendim işte dindarlar nerede, sarıklılar nerede, cübbeli nerede, bilmem menzilciler nerede? Ben de bir başka haber, hem de solcu bir internet sitesinde okumuştum. Oradaki solcu birisine de benziyordu. Söylediği şey şuydu: İzmir depreminde ben hiçbir derneği göremiyorum. Burada bir komünist derneği var diyor. Bir de Beşir Derneği. Beşir Derneği de menzilcilerin derneği. Demek ki o bölgeye, bak, o ikisi yoğun olarak. Söylemeniz. Ahmet Hakan o Nakşiler, menzilciler dedi. Demek ki bir dernek. Var canım. Ahmet Hakan'ın şeyinde menzilciler diye net olarak yazmış. Sadece işte Kadirliler, o dernek kim? İşte o baretin altındakiler kim? Herhalde yani şöyle düşünüyorlar. Orada. Yani insanlar hani cübbeyle ya da sarıkla baret takmadan, ya sizin bilim hayranlığınız nerede? Yani o baret kafada olacak. O flaşörlü yelek giyilecek. Neyle, cübbeyle, sarıkla mı girmesini bekliyorsunuz insanların o enkazın altına? Yani burada esas cehalet göre, değilse ne? Ya kasten yapıyorlar, ilgi çekmek için yapıyor. Ahmet Hakan'ın da yaptığı o, diğer Zafer Arap Kirli'nin de yaptığı, tabana mesaj veriyor. Yani insanlar orada bir çocuğu bulmuşlar. Canlı olarak çıkartıyorlar. Bir Allahu Ekber dediği zaman sen bundan niye rahatsızlık duyuyorsun? He, diyorsan ki sedye tutmada birbirleriyle yarışıyordular veyahut da işte tartışıyordular. Eğer bir yarış anlamında değil de bir kavga anlamında bir şey varsa, bir sürtüşme varsa, onu yine sen dillendir. Arkasında şu vardı, bu vardı söyle. Bilemem ben onu. Ama o bile bugünün konusu değil. Yani, 99 depreminde yani. Bu ülke 2 gün, 3 gün, 4 gün ulaşamadı. Bakın, özne neye dönüşmüştü biliyor musunuz? Sedat Peker yardımlarına koştu, devlet koşamadı diyordu. Yani o özneden, o noktadan bakın olaya bir. Ondan sonra bir tabii, de burada 1999 depreminde 30 bin ölünün olduğu bir olaydan bahsediyoruz. Bununla kıyaslamamız belki doğru olmaz. Mevzuyu ama, kıyaslamıyorum Ali Bey. Yani en azından bir çadırda mı götüremediniz? Sedye bulamaz durumdan. Bir çadırda mı götüremediniz? Sedyeyi tutmak için ya, birbiriyle yarışan ekiplerin olduğu
bir tabloyla karşı karşıya. Mevzu bu. Burada yani. Sen hep fitne fesat peşinde koşacağına Zafer Arapgirli. Biraz da güzel yanından bak. De ki ne güzel. Bakın Kızılay'ımız da var. İHA'mız da var. Yanı sıra Büyükşehir Belediyesi de var. İlçe Belediyesi de var. AFAD'ın ekibi de var. Hepsi bir arada çalışıyorlar de. Ama ne yapıyorlar işte? Allahu Ekber dediler. Allahu Ekber diyen adam gitti onu buldu çıkarttı. Bir başka benzerini 60 saattir o deprem yığıntılarının altında kalan bir amcamız, 60 yaşlarındaki bir amcamız oradan sağ olarak çıkartıldı. Götürüldü hastaneye. Hastanede dün vefat haberi geldi. Şimdi çıkartıldığı zaman sevindik. Dün hastanede vefat etti. Şimdi biz şunu mu diyelim? Türk Tabipler Birliği. Neredesiniz kardeşim? Adamı enkazın altından çıkarttık. Getirdik sana hastaneye sevk ettik. Teslim ettik. Sen bir günde adamın vefatını önleyemedin. Haşa tabii Cenab-ı Hak ne yazdıysa o olacaktır. Ama biz tedbirler anlamında veyahut da tedbirlere başvurma anlamında elimizden gelen gayreti gösterme noktasında olaya bakacak olursak Türk Tabipler Birliği'ni suçlamamız lazım ki gerçekten suçlamamız lazım. Ama bunu dile getiren hiç kimse yok. Türk Tabipler Birliği varsa yoksa işte terörle ilgili konularda çıkıp kafasını açıklama yapıyor. İlk 3 gün depremin en ağır olduğunda bu yandaş denilen medyanın hiçbir gazetesinde şu çıkmadı. Orası CHP'nin belediyesiydi işte. CHP böyle bir parti. Nerede bu mimarlar odası? Burada da konuşsanıza kimse demedi. Neden? Odaklandıkları nokta oradaki insanımızdı. Türkiye tek yürekti. Öyle cumhuriyet gibi kalkıp şey denilmedi. Fransa'daki Paris'teki saldırıda senin yanındayız Paris. Ankara'daki saldırıda bunu MİT mi organize etti demedi. Şimdi ama ne zaman demedi? Onu biraz aç ama yani onu lafın arasında söylüyorsun. Vatandaşlar da anlıyormuş gibi. Vatandaş tabii olaya hakim olmayabilir. Yıllar içerisinde olan yaşanan şeyler bunlar. Fransa'da bir terörist saldırı oluyor. Orada hiçbir şekilde Fransız istihbaratını suçlayan ne Fransız gazetesi ne Türkiye'de bir gazete çıkmıyor. Fransa sizinle hemfikiriz, birlikteyiz, acınızı paylaşıyoruz diye manşetler atılıyor. Ankara'da gar patlaması oluyor. Gar patlaması olduğu zaman MİT suçlanıyor. Yani şu denilmiyor. Ya burada ölen insanlarla birlikteyiz, acınızı paylaşıyoruz demek denilmiyor. Hemen suçlu aranıyor. Hemen MİT, hükümet katil diyerekten, devlet katil diyerekten. Burada da aynısını. Bakın İstanbul Silivri açıklarında deprem oluyor. Bir cami minaresi kasıtlı hedefe konuluyor. İşte camiyi bile yapamıyorlar, camiyi bile ayakta tutamıyorlar deniyor. Hemen altındaki sütunda İstanbul Mimarlar Odası Başkanı açıklama yapıyor. Diğeri manşet atıyor, yetmedi mi 25 yıl size, 25 yılda ne hale getirdiğiniz ülkeyi deniyor. Ama o yandaşlıkla suçlanan iktidar medyası bunları yapmıyor işte. Seninleyiz İzmir diyor, Türkiye tek yürek oldu diyor. Ama işte yine dönüyor bu adamlar CHP'li belediye, bakın sözcü. İstanbul'da deprem olursa kim yetişecek? Evet, güzel bir konu. Ama İzmir'i bu gazetenin bir önceki haberi de 208 çürük binayı Çevre Bakanlığı'na bildirildi. Ama Çevre Bakanlığı bununla ilgili işlem yapmadı ki onun da yalan olduğu ortaya çıkıyor. Haber verilmediği. Sonra bu yalan olduğu ortaya çıkınca çeviriyor diyor ki İstanbul'u niye konuşmuyoruz? Başlığıyla konuşuyor. Belediyenin herhangi bir bakın, etkisi yok diye bir algı çalışması tabii, yapıyorlar. Bakın sabahı söyleyeyim Ali Bey. Sabaha da sabahın 15. sayfasında var bu haber. Bizde de yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce de Göbek'ten çıkmıştı depremden önce. 2 hafta ya da 3 hafta önce bizde Göbek haber olarak çıkmıştı. Bakın sabahın 15. sayfası. Deprem bütçesi %65 azaltıldı. İstanbul için büyük deprem öngörülürken Büyükşehir Belediyesi'nin deprem riski yönetimi ve kentsel iş iyileştirme daire başkanlığının bütçesi 671 milyon lira kısıntıya gidildi. Paramız yok denilerek kıstılar. Bakın İstanbul'u mu konuşacağız sözcü? Hadi İstanbul'u konuşalım. İşte sizin İstanbul'unuz.
sizin yönettiğiniz İstanbul, parayı buraya götürmeyelim. Tiyatrolara, özel tiyatroları, Müjdat Gezen'in tiyatrosunu nasıl finanse ederiz? Kadıköy'de o bir züppe vardı. Onun tiyatrosunu, o diğer başka bir tane. İflas onun eden tiyatrosunu Yıldız nasıl kurtarırız? Yıldız Kenter'in iflas eden bir tiyatrosu o da ayrı. Parayı tabii onu nasıl alıyorlar. Şu İstanbul'un tiyatro ihtiyacı ihtiyaç ama İstanbul'un deprem yönetimi ihtiyacı ihtiyaç değil. Dün bu gazete, dün bu ekranda verdik. Akit TV'de. Hatırlayın. Nişantaşılı ya %90 oy aldığı Nişantaşılı'dan kaçıyor İmamoğlu. Devletin hastanesi dururken Amerikan hastanesinde tedavi görüyor. Nişantaşı'nda biz de o vesileyle çıkarken öğreniyoruz. Nişantaşı'nda Nişantaşılı tarafından deprem toplanma alanını siz nasıl yapılaşmaya peşkeş çekersiniz diye protesto ediliyor. Şimdi izleyicilerimiz bir Sözcü'nün şu başlığına baksın, manşetine, İstanbul'u konuşalım manşetine. Bir de sabahtaki şu habere baksın. Hadi İstanbul'u konuşacaksak kentsel dönüşümden, depreme ilişkin risk analizinden nasıl paraları toplayıp da tiyatroya yatırdığını konuşalım. Yıldız Kenter Tiyatrosu'nu kurtarmak için oraya milyonlar aktarılıyor. Bu da hizmet gibi takdim ediliyor. Belki biraz önce siz söylediniz ama izleyiciler ya işte karşılıklı atışma şeklinde belki değerlendirebilirler. İzmir'deki deprem sonrasında efendim Bayraklı Belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 208 binanın çürük olduğuna dair raporu yolladı. Fakat Çevre Şehircilik Bakanlığı herhangi bir ilgilenmede bulunmadığı için o binaların bir kısmı yıkıldı diye bir algı çalışması yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında bunu dillendiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı resmi bir açıklama yapıyor. Bu açıklamadan sonra ben ne CHP Genel Başkanı'ndan ne yardımcılarından ne de o Bayraklı'da rapor hazırladık, yolladık, kimse ilgilenmedi şeklindeki ifadeleri kullananlardan bir karşı cevap görmedim. O ifadeyi okuyayım kısaca. Şehircilik Bakanlığı'nın açıklaması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Bayraklı Belediyesi'nden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir. Buyursunlar şimdi çıksınlar. Tamam. Desinler ki kardeşim gitmiştir, işte belgesi şurada, şu tarihi itibariyle şurada biz yollamışız. Aynen diyebiliyorlarsa öyle. Buyursunlar. Desinler. Biz de, ben de kapatmadan önce şunu söyleyeyim o zaman. Bakın 3 gün dün burada ne dedik? Bunu ahmaklıklarından ya da teknik anlamda yetersiz olduklarından yapmıyorlar. Aslında üçkağıtçılıklarından yapıyorlar. Bir gün bir iddiayı iki gazete dillendiriyor. İkinci gün sanki hiç yeni duyulmuş gibi iki gazete daha bu işe çalışıyor dedik ya. Tarafı, şey, kararı, Yeni Asya'sı, Bir Günü bilmem kim. Bakın önceki gün Sözcü'nün yalanı. Şimdi siz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasını verdiniz. Ama Milli Gazete'de bir haber var. Ne diyor? Yıkılacağı 8 yıl önce raporlanmış. Kime raporlanmış? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmış. Yahu dün yalanlandı. Önceki akşam yalanlandı. Dün yalanlandı. Belgesiyle birlikte yalanlandı. Siz bugün tekrar basıyorsunuz Sözcü'nün yalanını birden. İşte bu... Ve yani, Vefa soyadlı veyahut da Müşter soyadlı arkadaşımız bu haberi yapıyor. AK Parti'ye vefasını veyahut da dindar insanlara vefasını göstermiş oluyor. Solcu, Mustafa Kurdaş bunu nasıl geçiriyor ben bilmiyorum. Bakın Sözcü'nün açık yalanlanan bariz haberi o yayın kurulundan nasıl geçiyor Milli'de? 3 gün olmuş, 3 gün. Bu yeni bir haber mi? Çevre Şehircilik Bakanlığı'na kulaklarını tıkamışlar. Sözcü gazetesiyle CHP'lilerin her söylediğini... Yılmaz Özdil'in iddiasını bu gazete maalesef, maalesef çekiyor diyelim. Maalesef. Bugünlük bizden bu kadar. Hızlı bir gündem oldu. Trump hala aynı görünüyor ABD seçimleri. Bir değişiklik olursa arkadaşlar bunu gün içindeki yayınlarımızda, gün içindeki haber bültenlerimizde verecekler diyelim. Allah'a emanet. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah.